Trabzonspor Enis Destan'ı kadrosuna katıyor. Altın Ordu ile anlaşmaya varıldı. Taraflar el sıkıştı ki Yunus Emre Sel hazır mı arkadaşlar? Peki. Yunus hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Aykut İnce. Size ve değerli konuklarımıza Trabzon'dan iyi akşamlar dileyelim. Bu gelişmeyle ilgili biraz altını doldurursan çok seviniriz. Daha sonra yeniden Trabzonspor'un transfer politikasına dair elbette konuşuruz. Söz sende. Evet, Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yerli kadrosu güçlendirilmek isteniyordu. Bu doğrultuda bir süre önce Enis Destan transferi gündeme geldi. Yapılan uzun süreli pazarlıklar sonucunda oyuncunun transferi için kulüpler arasında anlaşmaya varıldı. Yaklaşık olarak 600 bin avro civarında bir bonservis bedeliyle Trabzonspor bu transferi gerçekleştirecek. Oyuncu yarın akşam Trabzon'da olacak. Saat 21 civarında Trabzon'da olacak ama o geldiğinde Trabzonspor kafilesi Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etmiş olacak. Buraya geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk geldiği dönemde de Enis Destan'ın ismi Trabzonspor kulübüyle anılmıştı. Aradan geçen zamanda birçok kez yine ismi Trabzonspor'la anıldı ama transferi şimdiye nasip oldu diyebiliriz Aykut İnce. Başka gündemde bir isim var mı sevgili Yunus? Stoper transferi için de Trabzonspor kulübü ciddi bir mesai harcıyor. Bu bölgede hem yerli hem de yabancı oyuncularla temas halinde Trabzonspor kulübü. Son dönemde Samet Akaydın'ın ismi biraz daha ön plana çıksa da henüz bitti diyebileceğimiz bir seviyede değil açıkçası. Giresun maçında yeni transfer Pukaş'ın performansını nasıl değerlendiriyorsun ve Trabzon'daki futbol severlerin görüşüne? Yeni transfer Pukaş'ın gerçekten performansı inanılmaz beğeni topladı. Tabii bir maç çok kıyas kabul etmez. Orada değerli hocalarım da var. Mantı abi de var. Serdar abi de var ama bir maç tabii ki kıyas kabul etmez ama onun özellikle hücumsal katkıları inanılmaz bir takdir topladı. Ama Galatasaray maçı öncesi biraz yerli noktasında sıkıntısı var Trabzonspor'un. O yüzden sol bekte İsmail Köybaşı'nın oynama ihtimali var. Belki orta sahada bir değişiklik de yapabilir Abdullah Avcı. Çünkü Abdülkadir Ömür sakat, Yusuf Erdoğan kart cezalısı, Hüseyin Türkmen kart cezalısı. Yerli rotasyonu biraz tehlikede. O yüzden sol bekte bir değişim olabilir. Bunu da söyleyelim. Peki gidecekler noktasında verebileceğim bir bilgi var mı? Şu an itibariyle Trabzonspor'da kimsenin ayrılmasına çok sıcak bakmıyor Trabzonspor kulübü. Sadece Tronsen hariç. Tronsen'in takımdan ayrılmasına, yani kendisine kulüp bulmasına izin verildi ama o da şu ana kadar çok istenilen o teklifleri getirebilmiş değil. Onunla ilgili süreç devam ediyor. Yine Germinho'nun sözleşmesini feshetme noktasındaki görüşmeler de devam ediyor. Bu isimler dışında takımdan ayrılacak oyuncu yok gibi gözüküyor şu an için. Peki, sorunuz yoksa yollayalım arkadaşımızı. Teşekkür ederiz Yunus Emre Sel. Ağzına var mı sorun Serdar? Teşekkür ederim Yunus. Hocam var mı? Teşekkürler. Teşekkürler Yunus, ağzına sağlık. Trabzonspor işi bitiriyor. Yani transferde çok erken davrandı Bordo Maviler. Zaten yaz dönemini de erken geçti. Kadroyu güçlendirdi hocam. Şimdi doğru işler yapılıyor. Transfere tabii, zaten hani yapılanma deriz, gençleşme operasyonu dersin falan, bu şekilde olur. Yani birden veya peyden peye alırsın ve onları da o kadar içinde yoğurulup atarsın piyasaya. Ama Enis'ti değil mi yanılmıyorsa? Enis. Enis sezon başı burada senin yaptığın programda da bulunmuştuk transfer raporunda. İyi bir santrafor olduğunu, geleceği olan bir oyuncu olduğunu, alan kulüplerde bunun üzerine katarsa bir yerlere gelebileceğini anlatmaya çalışmıştım. Ve Trabzon erken davrandı. İyi bir oyuncu kadrosuna kattı. Hani işte yapılanma denilir ya, yavaş yavaş bu şekilde oluyor. Yani 10 tane, 15 tane, 5 tane, 8 tane ile olduğu zaman sıkıntılar yaşıyorsun. Ki öyle de hiçbir yerlerde yok. Trabzon çok doğru işler yapıyor. Bunun yeni sezonda da farklı bir oyuncu profilleri göreceğiz. Gidenler mutlaka olacaktır. Gelenler de olacaktır. Ama siz lidersiniz, şampiyonluğa oynuyorsunuz. Kolay kolay gitmek istemezsiniz takımdan. Yani arada çok farklılıklar olmadığı müddetçe. Şampiyonlar Ligi var, ne kadar öneleme belli değil, oynayacak mısınız, oynamayacak mısınız ama oralar daha farklı bir yerler.
Yalnız doğru bir transfer Trabzonspor için. Abdullah Traore'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamış Babacar Fatih Karagümrük. Onu da vurgulayalım. Yani stoperlerde isimler geçiyor. Kaan Ayhan'ın ismi geçiyor. Şey için diyorsunuz. Trabzonspor için. Yalnız ismi geçtiği için söyleyeceğim. Meksika Tigres'te oynuyor. 93 mü? 93 doğumlu olacak galiba. Carlos Salcedo. Salcedo. Salcedo ismi çok geçti. Trabzonspor için. Trabzonspor için stoper. Enteresan bir stoper yani. Nasıl hocam, iyi midir? İyi olması ben zaten söylemem burada. Yani hakikaten çok iyi. Hani Fenerbahçe'de bir Lugano vardı ya. Evet. Lugano. Aynı. Jüri bir tane daha vardı, Brezilyalı. Uzun boylu değil. İsmini şimdi çıkaramayacağım. Onların karışımı böyle bir oyuncu. Ve de çabuk bir oyuncu. Şey mi diyorsun? Luciano'yu mu? Ha, Luciano. Tam böyle bizim ülkemizin futboluna uygun bir. Zaten Meksika Ligi çok serttir yani. Yumuşak bir lig değildir orada. Çatır çatır top oynanır. Tabii Meksika'dan da oyuncu almak kolay değil. Mukavelesi de devam ediyor. Ama çok enteresan bir oyuncu. Meksika takımların da oyunculara verdiği yıllık ücret. İyi paralar veriyorlar. İyi paralar veriyorlar. Yani parası var. İyi Meksika'da paralar veriyorlar. Yalnız çok iyi bir oyuncu. Ya iyi bir oyuncu. Milli takımda da oynayan bir oyuncu. Bitirirlerse onu, orasını zaten hemen hemen bitiriyorlar. Ondan sonra da Türk stoperlere bakabilirsiniz. Etrafta neler var alabilirsiniz ama sadece bu sezonu kurtarmak değil, önünüzdeki de var. Onun için de Trabzon bu atılımları çok iyi yaptı. Yani Trabzonspor doğru işler yapıyor. Planlaması yaptı da, planlaması çok iyi. Tabii. Yani şimdi biz demin Enis'ten bahsederken Abdullah Avcı'nın onayladığı ve Abdullah Avcı'nın da Türkiye'deki genç oyuncu, yerli oyuncu, Türk oyuncu anlamında söylüyorum. Havuzda en genç tehdit adamlardan biridir. Sıkı takip eder. Şimdi 7 sene önceki İrfan Can böyle miydi? Değildi. O da ligimizin, Türkiye'nin önemli takımlarda forma giyerken genç yaşını takip edildi, alındı, geliştirildi. Burada önemli nokta transferi de geliştirilmesi. Abdullah Avcı oyuncu geliştirebilen bir teknik adam. Yani Başakşehir'de yerli, yabancı. Kulübe para da kazandıran. İşte Edin Visca mesela 10 sene Edin Visca'dan yararlandı, evet, neredeyse totalde. İrfan Can'ın gelişiminde, Mahmut'un gelişiminde, birçok oyuncunun gelişiminde ciddi katkısı oldu. Antrenör geliştirme konusunda da ciddi. O da şey, takımın kurgusundan kaynaklanan. Evet. İçeri bir tane atıyor mesela, Cengiz'i aldılar. Attılar sattı. Bravo bir Cengiz, bak şimdi. Bir iki tane attığınız zaman bunlar oluyor. Çünkü o kadronun içinde Beşiktaş'ta mesela Emirhan gelebilir, kaleci. Yani bu tarzdakiler çok ama önemli. Ama işte onu oynatabilmek, geliştirebilmek. Onların içi de sırıtmıyorsun sen. O çok önemli. Yani aldın, olmadı, geri gönder falan. Bu kadar çabuk vazgeçmemek lazım tabii ki. Yani tabii. O yüzden böyle isimleri duyduğum zaman insan heyecanlanıyor tabii. Türk futboluna doğru yer, doğru planlama, doğru hoca, doğru oyun anlayışı, yani doğru kadro. Milli takımlarımızda zaten alt kategorilerde oynuyor Enis. Yani şöyle söyleyeyim, hani bizim Türk futbolumuzun içinde piyasası olan derler ya, o tarzda yani enteresan bir oyuncu. Eğer fazla maç süresi alırsa, bir de tabii o gücünü, Süper Lig daha farklı bir yer, daha farklı oynanıyor, pozisyonlar daha farklı, yanınızdaki oyuncular daha farklı. Eğer o gücü alırsa çok enteresan bir santrafor kazanır Türkiye. Yani o tarzda bir oyuncu.